Değerli apartman sakinleri, bu yöneticilik görevine başlarken açıkçası bu kadar uzun görev yapacağımı düşünmemiştim. Dolayısıyla hesaplamak için kullandığım spreadsheetler nispeten ufak oldu. Şimdi onları büyütmeye başladığımda ana hesaplarınızda gözükmeyen bir takım hareketler ortaya çıktı. Mesela nasıl anlatayım? Örnek bir şey, daire. Şurada toplam elektrik demişim. Toplam elektriğin ederini de buradan hesaplamışım. Yani şu tablonun ödeyeceği miktarları hesaplamaya çalışmışım ama ilk başta bu kadar düşünmediğimden P9'dan P20'ye kadar olanı hesapla demişim. P9'dan P20'ye kadar olan alana baktığımda son ayın elektrik parası genel borca yansımadığını görüyorum. Bunu tabii P9'dan P20'ye değil P21 olarak düzeltmem lazım. Esasında daha da fazla düzeltmem lazım. Çünkü birkaç ay daha, önümüzdeki birkaç ay daha elektrik faturası geleceği için şuraya sığmayacaktır. Bunu yapmak için de bir takım makrolar hazırladım. Ben kendim her daireyle tek tek elde uğraşırsam hem hata oranı çok büyük oluyor hem de iş zor oluyor diye makro o işi benim yerime yapıyor. Yaptı şu anda. Ama 162 lira olan borç son satırında 250 lira eklenmesiyle birlikte 412 liraya çıkmış oldu. Şimdi aylık toplamlarınızı özet cetvelinde bakıyorsanız bu farkları göreceksiniz. Ve muhtemelen niye oldu bu farklar diye soracaksınız. Bütün mesele toplama alanının, yani borç toplama alanının büyütülmesi. Daha düşenler de görecektir çünkü o kadar çok ödeme yapan fazla, mesela ne bileyim ben 400 lira için 100 lira 100 lira 100 lira diye 3 defa da 4 defa da ödeme yapmış komşularım da ödedikleri paralar toplama range'inin dışına çıkmış. Onlarda da pozitif yönde düzelmeler görülebilir. Bilgilerinize sunmak istedim.